Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz ne yapsın? İzleyeceksiniz. Bugün geçinemiyoruz diyen emekliler dertlerini anlattı. Yüksek maliyetlerle tarım faaliyetlerini sürdürmeye çabalayan bir çiftçimizin hikayesini de aktaracağız. Emekli ne yapsın, çiftçi ne yapsın diye sormak istiyorum. Döviz artışıyla ilaçlarına ulaşmaları daha da zorlaşan SMA'lı bebeklerimizin aileleri ne yapsın? Sizler de bu etiketle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile uzun süredir yaşadığımız F-35 kriziyle Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayalım bültene. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin 40 adet F-16 satın almak için Amerika'ya başvurduğu iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan F-35'ler için ödediği 1 milyar 400 milyon doları hatırlattı. Washington'ın parayı iade etmek yerine böyle bir teklifle geldiğini söyledi. Bizim 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu ve bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin F-16 satın almak için Amerika'ya başvuruda bulunduğu iddialarını bu sözlerle yalanladı. Teklif Washington'dan geldi dedi. Türkiye ile Amerika arasında F-35 krizi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasıyla başladı. Washington, Ankara'ya yaptırım uyguladı. Türkiye'yi üretici ortağı olduğu F-35 programından çıkardı. Üretimi tamamlanan ve Türkiye'ye transferi beklenen 6 F-35'i vermedi. Ankara'nın parasını ödediği 100 F-35'i ise teslim etmeyeceğini açıkladı. F-35 programı kapsamında bu verilen paranın da adeta bir ödemesini geriye borçlandırdığımız için almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu bizler dile getiriyoruz. İki ülke arasında kriz devam ederken sürpriz bir iddia gündeme geldi. Reuters haber ajansı Ankara'nın 40 adet F-16 alımı ve 80 uçağın modernizasyonu için Amerika'ya başvurduğunu öne sürdü. Kullanamadığımız S-400'ler için F-35'lerden olduk. Üstüne soğuk su içilen 1.4 milyar dolar da cabası. Suriye'de sıkışınca Rusya'nın gönlü için ikinci S-400 paketini almaya kalktılar. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nin gönlü için F-16 almaya kalkıyorlar. Akılsızlıklarının faturası tabii hep millete. Muhalefetin tepki gösterdiği haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Erdoğan iddialarla ilgili ilk kez konuştu. Türkiye'nin F-16 satın almak için Amerika'ya başvurmadığını söyledi. F-35'ler için Washington'a ödenen 1 milyar 400 milyon doları hatırlattı. F-16 konusunda teklifin Biden yönetiminden geldiğini açıkladı. Netice itibariyle ortada yapılmış bir ödeme var. Bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu. Elimizdeki F-16'ların modernizasyonundan tutunuz da yeni ilave F-16'lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratları, memurları kanunsuz işleri emir telakki etmeyin diyerek uyardı. Çıkışı siyaseti dalgalandırdı. Erdoğan yaptığı tehdit suç diyerek CHP liderine yüklenirken tepkisini üst perdeden gösterdi. Kılıçdaroğlu ise geri adım atmadı. Haksızlık yapan kimse onun karşısında olacağım, yanında Erdoğan dahi olsa dedi. İki lider arasında 18 Ekim pazartesi düellosu da yaşandı. Devletimize hizmet eden memurlarımıza, yani bürokratlarımıza seslenmek istiyorum. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin? Sen kimsin ya? Bir şahsın ve bir ailenin kişisel çıkarlarına hizmet etmeyin diyorum memurlara. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi açıkça bir suçtur. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bürokrat memur tüm kamu görevlilerine milat da vererek kanunsuz işleri yapmayın diye uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tehdit diyerek ses yükseltti. İktidar ana muhalefet hattında kılıçlar çekildi. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almışsın diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Şimdi bir de tarih veriyor. Yarın pazartesi. Pazartesiden itibaren bu ülkede
memurların vay haline. Hadi bakalım göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz. Bay Kemal, bu alan boş değil. Kanun dışı size her ne yaptırıyorlarsa pazartesi itibariyle durun. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz diyorum. Ve saldırılıyoruz. Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Kılıçdaroğlu bir önceki gün yaptığı sert çıkışa Erdoğan'ın ses yükselttiği dakikalarda Marmaris'te yerel medya çalıştayında kürsüdeydi. Erdoğan'ın sözleri not olarak önüne konuldu. CHP lideri haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır restiyle kamu görevlilerini uyarma gerekçelerini verdiği örneklerle açıkladı. Bir şehir hastanesinin temelini atıyorsunuz ama bir süre sonra bakıyorsunuz ki temel atıldıktan bir süre geçiyor, ihale yapılıyor. Duydunuz mu böyle bir şey? Önce temel at, sonra ihale yap. Bir devlet memuru altına muhalefet şerhi yazmış. İşte o memur devletin şerefli memurudur. Yerel seçimlerde iş başına geldiniz, belediyeleri boşaltıyorsunuz. AK Parti iktidarı size karşı böyle bir adım attı mı? Hayır. Fakir ailelerin çocuklarının en büyük umudu devlet memuru olmaktır. Siz bu beklentiyi onların elinden alıp bir vakıf aracılığıyla belli kişilere verirseniz bunun savunulacak yönü var mıdır? Burası bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı bir alanda değildir. Erdoğan Afrika turuna çıkarken sorulan soruya önünde yazılı notlara bakarak okuyarak cevap verdi. Meydan boş değil dedi. CHP lideri ise neredeyse aynı dakikalarda geri adım yok mesajını verdi. Polemik alevlendi. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, siyasi garabetini bir kenara bıraktım. Aynı zamanda açıkça bir suçtur. Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara çağrısı ve uyarısına AK Parti'den çeşitli tepkiler geldi ama hiçbiri Süleyman Soylu'nunki gibi tartışma içinde yeni bir tartışma başlatmadı. Soylu'nun tepkisindeki uslup, ifadeler ve suçlamalar CHP'lileri kızdırdı. Karşı cevaplar aynı sertlikte oldu. Yeni bir cephe açıldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak, emir almışsın diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Beceriksizliğini ve yetersizliğini sarhoş narasıyla kapatmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Hey" demiş. Çok korktuk. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturup da suç işleri bakanına dönüşmüş zata söylüyorum. Sen suçlularla mücadele et. O kirli ağzına bir daha ne genel başkanımızın ne partimizin adını anma. Hadsizlik etme. Hadsiz Suç İşleri Bakanı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara uyarısı üzerine iktidar cephesindeki kızgınlığın seslerinden biriydi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sosyal medya üzerinden verdiği tepkiyle bu kez CHP tarafında tansiyon yükseldi. O koltuktaki ömrünü uzun tutmak için magandalık yapmaya, külenmeyeli üslubu kullanmaya gerek yok. Muhalefeti tehdit etmek, muhalefete hakaret etmek yakışmaz. Bunun adı edepsizliktir. Ne o Peker'in sülüsü mafyaya diklenemeyince bize mi yükselir oldun? Efendine sadık kal, otur. Yoksa layık olduğun gibi cevap veririz. Bürokratlara uyarı polemiğinde Soylu CHP hattı böyle gerildi. Kullanılan dil, üslup bir anda değişti, tonlamalar sertleşti. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir. Hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Hesabı yol arkadaşların PKK'nın siyasi taşeronuna mı yoksa FETÖ'ye mi sordurursun? Milletimiz senin ne olduğunu çok iyi biliyor Kılıçdaroğlu. Sen önce suçluyu korumayı bırak. Suçu örtbas etmeyi bırak. Önce mafyadan 10 bin dolar rüşvet alan milletvekilinin adını açıkla. Sonra millete hakem kes. İktidarın yalakası ve yardakçısı Süleyman Soylu. Sen 40 düşüneceksin, bir laf söyleyeceksin. Emir ve talimatlarınla iş yaptırdıkların suç işlediler. Bunu biliyorsun. Hem onlar hem de sen yargılanacaksın. Bürokrat tartışması içinden CHP Süleyman Soylu kavgası da böyle çıktı ve büyüdü. Nereye varacağı merak konusu. Vatandaşın geçim derdi bu kez Bursa'dan ses verdi. Bursa'nın ilçelerini dolaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener sözle yetinmedi, ellere baktı. Ceviz yeşiliyle boyanmış eller, nasırlı eller söze gerek bırakmadı.
5 yaşındayım ben gömmeye gidiyorum. Ceviz mi? İşte gör halimi, ne haldeyiz bak. Çeksinler bu ellerimin halini. Evet. O iktidar görsün bunları. Ceviz bir de yakar. Yazıklar olsun bizim yakar, bu hallere böyle, düşürenlere. Böyle derileri soyar. 2000 lira benim maaşım, onlara bir günlük çay parası. Yazık, günah bizlere. Gerçekten günah. Biz bunu hak etmiyoruz bu yaşamları. Bu ya ceviz. Çiftçeli. Kusura bakmayın başkanım. Yok, estağfurullah. Bu sene bizim bir kopuş noktamız. Eğer ki böyle devam ederse biz bırakacağız. Nasırlı ellerini çekinerek gösterirken üretip üretmeme noktasındayız dedi zeytin üreticisi. Ceviz yeşili elleriyle iki çocuğu için ikinci işe gitmek zorunda kaldığını anlatan 65 yaşındaki kadınsa geçim derdini isyanıyla dile döktü. Oylarımızı alıyorlar da niye insanların maaşlarını bir şey alacağınız zaman dolarlara yüklüyorlar? Bize dolar maaş veriyorlar mı? Biz bu insanca yaşamayı hak etmiyoruz mu? Bizim zeytimiz 1 lira artarken arkadan gelen girdileri, masraflarımız çoğalmaktır. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Bursa'nın ilçelerine yaptığı ziyarette sadece eller anlatmadı hayat mücadelesini. Diyanet'in kiracısı olan esnaf da şikayetçiydi. Geç ödenen, ödeme zorluğu çekilen kiralara alınan faizleri dile getirerek. Oğlum işler nasıl? Çok iyi. Her gün zam var. 3 ay yakın kapalıyız. 3 ayda bir kere Diyanet demedi ki kiranızı almıyorum diye. Ve ödemeyenlere faiziyle aldı. Kirayı 2 ay geç ödelim, faiz uyguluyor Diyanet. Diyanet. Adı üstünde Diyanet. Burası bir Diyanet yeri. Evet. Ama kiralarımızı ödemek zorundayız. Bir gün geciktiğinde faiz konuyor. Biz Bursa'dan mal alıyoruz. Türkiye ama her gittiğimizde dolarla hesaplanıyor. Ama söze geldiğinde her şey yerli ve milli. Fakat ne yazık ki her şey dolar ve euro üzerinden alıyoruz. Artık iç piyasada dahi dolara endeksli yapılan alım satımlar, bitiş noktasına gelen esnaf şikayetlerine Meral Akşener öğrenci kredilerini 3-5 maaşları ekledi. Vatandaşın nabzı tepkiyle attı. 50 bin lira maaş verdiğin ayda programlarının normal maaşını indir bakayım 10 bin liraya. İndir bakayım asgari ücrete de geçinsinler görelim bakalım. 5 maaş alan doymaz danışmanlar işlerine devam etti. Senin çocuğun izniniz var. Yapmayın, yapmayın. Efendim Derya Bey diyor ki döviz, faiz, altın, borsa bunların hepsi aynı anda yükseliyorsa ekonomide ciddi bir kriz var demek değil midir? Market fiyatlarını ve yükselen vergileri hiç söylemiyoruz. Gerçekten vatandaş yüksek zamlardan çok ama çok zor durumda, vatandaş ne yapsın demiş. Bir diğer izleyicimiz, ben 28 yaşında bir bekar olarak çalışmama rağmen gelecek ayı zor görüyorum. Asgari ücretle geçinmeye çalışan aileler bu ekonomik durumda ne yapsın? Ha bu arada artık evlenmeye de gözümüz korkuyor demiş. Haberle devam edelim. Memurlar Ankara'da eylemdeydi. Tepkileri ise zam pazarlığında yetkili. Konfederasyon memur seneydi. Hükümetle aralarında gerçekleşen zam pazarlıklarına orta oyunu benzetmesi yaptılar. Güdümlü sendikaya hayır. 6. dönem toplu yüz sözleşmesi de ne yazık ki bir orta oyunuydu. Yetkili benim. İnsanlar masalarda satılıyor. Satıyorum bunu. Alan var mı? Memurlar zam pazarlığında yetkili konfederasyon memur sen ve hükümet arasındaki görüşmelere orta oyunu dedi ve tepki olarak onlar da bir oyun sergiledi. Malum sendika adını verdikleri kişi köle gibi çalışanları bağladı, sahnede sattı. Sattım bunu da, ne derseniz deyin. Böyle böyle indireceğiz sizleri. Memurlar Ankara'da zam oranı ve toplu sözleşmeyi protesto ettiler ama bu kez işverenleri hükümete değil, en büyük tepkileri memur seneydi. Yandaş ve yalaka diyoruz, işbirlikçi sendikalar önce bu pazarlığı AK Parti Genel Merkezi'nde yapmıştır. Açıklanan rakamlar memur sözleşmesinin memnuniyet üretecek şekilde fiyatlandığını gösteriyor. Hükümetle zam pazarlığında el sıkışan memur sene göre masadan büyük kazanımlarla kalktılar ama tam tersini düşünen sendikalar memur sene karşı eylemdeler. Bizi kapılar ardında bizi sattılar. Kaça sattılar? 2022 için 5+7'ye sattılar. Hamdolsun memurumuzda, işçimizde bu toplu sözleşmelerden sonra halden memnun. Memur sen ve bu yıl toplu sözleşmede ortak hareket etme kararı aldıkları kamu sen. İki konfederasyon iktidarla pazarlığa 2022'de %21, 2023'te %17 ve 600 lirada seyyanen zam isteyerek başladı. 2022 için %12, 2023 için %14 zammı imzalayarak masadan kalktı. 600 lira seyyanen zam istemişlerdi. Nerede 600 lira? Vergi dilimi düzeltildi mi? Memur senin dışında kalan memurlar hayal kırıklığına uğradı. Sadece gıda fiyatlarına %42 zam geldi. Bunun hesabını sormayacak mıyız?
Sadece sıvı yağını değerlendirin. %100'den fazla zam yapıldı. Yaşam şartları çok 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 ağırlaştı. 2000 liralık bir evde oturuyorsunuz. Düşünün yani. Nasıl yaşasınız? 6500 civar maaş alıyorum. Evliyim, 2 tane çocuğum var. Lojmanda kaldığım halde 1000 lira civarında kira veriyorum. Kızım mesela kreşe gidiyor. 1000 liradan fazla ona para veriyoruz. Diğer kızım yine servis kullanıyor. 350 lira civarında onun servis parasını veriyoruz. 800 lira civarında rahat gıdaya gidiyor. Ek iş bakıyoruz diyebilirim şu anda. Yaklaşık 2 milyon sendika üyesi çalışanlarımızın toplu sözleşme ikramiyesini 400 liraya önerdik. Çalışma Bakanı müjde gibi duyurmuştu ama en çok da bu haber kızdırdı memurları. Çünkü memur sen, kamu sen gibi devlet kurumlarında güçlü olan sendikalara üye olanlar 3 ayda bir 400 lira alırken iş yerlerinde örgütlenme oranı %1'in altında kalan sendika üyeleri ya da sendikalı olmayan memurlar ayda 130 liraya denk gelen ikramiyeyi alamayacaklar. Kanun gereği sendika üyesi olamayan bir kesim var. Polis, asker, savcı, gardiyan gibi kamu çalışanları da bundan mahrum kaldı. Bizim gibi %1 barajın altında kalan 195 sendika ve 8 konfederasyon da bu sendikal aidatı alamayacak. Bu kanuna tamamen aykırı. Sendikalar %1 kotasına karşı yargıya başvurdular. İptalini istiyorlar. Yıllarca çalıştık, çabaladık diyen emekliler insanca yaşamak için isteklerimiz var diyerek ses yükseltti. 21 maddede emeklinin sıkıntısını dile getirdiler. Geçinemiyoruz diyen emekliler maaşlarına zam istedi. Emekli aylığı bağlanma oranının %35'ten 70'e çıkarılması da talepleri arasında. Kesinlikle mutsuzum. Yetmiyor. Mecburiyet karşısında tepe takla atarak gidiyoruz. Milletin yüzü gülmüyor ya. Pahalılıktan. Bir tane memnun olanı göstersene bana Kızılay'ın göbeğinde. Maaş almaya hiç gitmiyorum. Benim son 10 yıldır cüzdanım yok. Kartla yaşıyoruz zaten. Aybaşını bile unutuyorum. Kira, faturalar, gıda harcaması, borçlar, yetmeyen maaş. Emeklilerin derdi say say bitmiyor. Emeklilik keyfini, sefasını sürmek bir yana, ikinci baharda cefa çekiyoruz diyor emekliler. Bir dokun bin ahişit sözünü bilirsin. Emeklerin hali böyle bir şey. Aktif çalışma yıllarında kesinlikle bir kuruşluk veresiye bir alışverişim olmamıştır. Ama şimdi borçlanmayı da öğreniyoruz. Kuruşu kuruşuna hesaplarla yaşıyoruz. Emeklilik, emekliler için ömrünün son döneminde daha çileli ve kahırlı bir yaşam şekline dönüşmüştür. Tüm emekliler eş güdüm kurulu. Maaşlardan sosyal haklara kadar 21 maddede sıkıntılarını sıraladı. Çözüm önerilerini de açıkladı. Emekliler en çok geçinememekten şikayetçi. Bir emeklinin araba alması hayal. Yani bir düğün olduğumuzda korkuyoruz altın takacağız diye. Alamıyoruz, yetişmiyor. 2300 lira elime geçen fakat 4000 lirada giderim oluyor yani. Borçlanarak gidiyor o. Birçok emekliye göre güzel maaş aldığımı düşünüyorum. Ben bu kadar sıkıntı çekiyorsam evimde eskiden hiç bakliyatım falan bitmezdi. Şimdi bakıyorum şekerim bitmiş, kuru fasulyem bitmiş. Artık günlük alışveriş yapıyorum. Türkiye Emekliler Derneği de emekli maaşlarının düşük olmasına dikkat çekti. Çalışırken asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılmasına rağmen emekli olunca asgari ücretin dahi altında aylık alındığına vurgu yaptı. Emekli aylığı hesaplamasında %35 olan aylık bağlama oranı %70'e yükseltilmeli dedi. Emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanmasında brüt asgari ücret taban aylığı alt sınır olarak kabul edilmelidir. Aylık bağlama oranı en az %70 olmak üzere hesaplanmalıdır. Elektrik, doğalgaz, suydu faturasıyla zaten maaşın yarısı gidiyor. Ondan sonra kalanla geçinsinler bakalım. Maaşın nereye gideceği bellidir zaten. Siz sadece aracısınız. Alıyorsunuz ve dağıtıyorsunuz. Harcamalar zamlanıp maaşlar enflasyon karşısında eriyince hesap kitap yapıyor, umduğunu değil bulduğunu koyuyor sofrasına emekliler. Et zevonuyla hiç aramız yok zaten. Etin kilosu olmuş 60-70 lira. Şu an sebze de yiyemiyoruz, et de yiyemiyoruz. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Aklımızı yiyeceğiz herhalde sonunda. Seslerinin duyulması ve sadece geçimini sağlayacak kadar maaş istiyor emekliler. Efendim eti geçtik, sebze de yiyemiyorum diyor. 2021 Türkiye tablosu bu işte. Şu rakamları hatırlatayım size. En düşük emekli maaşı 1500 TL. Ortalama emekli maaşı 2350 TL. Asgari ücret 2825. Açlık sınırı 2864. 2864. Türkiye'de emeklilik fakirlik demek değil, açlık demek ne yazık ki.
Sayın seyirciler, Merkez Bankası bağımsız karar alabiliyor mu? Muhalefete göre hayır ve bu yüzden yüksek enflasyon, yüksek faiz sonucu da yüksek kur. Dolar 9 lira eşiğini çoktan aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ise Merkez Bankası bağımsız. Bunun en önemli göstergesi de Merkez Bankası Başkanı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na randevu vermesi, aynı gün görüşmenin gerçekleşmesi. Muhalefet Merkez Bankası'nın bağımsızlık kriteri bu mu diye sordu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışıyoruz. Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum. Lütfen Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine saygı göster. Merkez Bankası Başkanı sana randevu verdi mi? Bağımsız olduğu içindir ki sana randevuyu istediğin gün verdi. Allah Allah, bu nasıl bir ruh halidir? Sayın Cumhurbaşkanı, Merkez Bankası bağımsızlığından anladığınız bu mu? Merkez Bankası'nın bağımsızlığını hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Sayın Merkez Bankası Başkanı yanlış anlamışlar. CHP lideri Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bağımsızlığının ispatı dedi. Ekonominin siyaset cephesinde yeni bir başlık daha açıldı. Randevu istediğin gün sana randevu verdi mi? Randevu verdi. Buradan biz şunu anlıyoruz. Demek ki Merkez Bankası Başkanı aslında Kılıçdaroğlu'na bu randevuyu de yine Sayın Cumhurbaşkanı'ndan izin alarak vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız ki Kılıçdaroğlu'na randevu verdi dediği Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son 2 yıldaki 4. başkan. Aslında görev süreleri 5 yıl olan başkanlar için bu kadar sık koltuk değişiminin nedenini de Erdoğan her seferinde açıkça söyledi. Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Faiz yükselir mi, faiz düşer mi, bu konuda kararı liyakatli kişiler versinler. Bugün bu kararı büyük ölçüde Erdoğan'ın verdiğini ben de biliyorum, herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık faiz indirimi beklentisini dile getiriyordu. Kavcıoğlu da uzmanlara göre enflasyonda beklenen düşüş gerçekleşmeden faizi bir puan aşağı %19'dan 18'e indirdi. Ama dolar hızla yükseldi. Erdoğan bu kez Merkez Bankası Başkan yardımcılarıyla para politikası kurulu üyesini kararnameyle görevden aldı. Gece yarısı kararnameleriyle Merkez Bankası'nın bağımsızlık tabutuna son çivileri çakıyor. Doların 9 liraya geçtiği günse CHP lideri Merkez Bankası Başkanı'yla 1,5 saat görüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmayı Bülent Kuşoğlu görüşmedeki önemli başlıkları anlattı. Acaba dedik, sizi engelleyen birileri mi var? Görevinizi yapma konusunda sıkıntınız nedir? Onu öğrenmek üzere gittik. Dünyada bir sorun sıkıntı varmış. Türkiye'de büyüme gayet iyi. Bütçe açığı makul bir düzeyde. Sayın Kavcıoğlu ne? Size böyle mi yanıt verdi? Evet evet. Sormak gerek. Bu pahalılık neden? Yalan yanlış açıklamalarla da ziyaretten çıktıktan sonra hala halkı kandırmaya kalkıyorsun. Merkez Bankası'nın yetkilerinin kararnamelerle alınıp başka bir kuruma verilmesinin de doğru olmadığını ifade ettik. Eğer bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi. Ben size Merkez Bankası bağımsızlığının ne olduğunu anlatayım. Faizi ne zaman indireceğine, ne zaman yükselteceğine kendisinin karar vermesi demektir. Hedeflere bir türlü ulaşılamıyor. Kur da yükseliyor, faiz de yükseliyor, borçlarımız da artıyor. Vatandaş perişan, müdahale eden yok. Merkez Bankası bağımsız olması, Merkez Bankası Başkanı'nın, Başkan Yardımcıları'nın, para politikası kurulu üyelerinin aha bugün görevden aldım, aha yarın görevden alınacağım korkusuyla yaşamamasıdır. Mazota bir zam daha kapıda. Yollar artık daha pahalıya mal olacak. O yolların sonu ise enflasyona çıkıyor. Çünkü tezgaha gelen ürünleri ekip biçmek için çiftçiler de, o ürünleri taşımak için nakliyeciler de daha pahalı mazot yakacak. İmalatın en yüksek gider kalemi enerji fiyatlarındaki bu artış etiketlerin daha da pahalaşacağının habercisi. Ürünü biz üretiyoruz. Bedavaya üretiyoruz ama aynı ürünü marketlerde, raflarda sadece seyredebiliyoruz, alamıyoruz. O kadar yüksek fiyatlar bindi ki bu yüksek fiyatların bir sebebi de akaryakıt fiyatları. Ne getirdiniz bize? Şu anda pırasa var, kapya biber var, beyaz lahana var, kırmızı lahana var gördüğünüz gibi. Nereden getirdiniz Samsun. Onları? Samsun. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki nasıl geldiniz? Depo nasıldı? Depoyu sormayın. Depoyu sormayın. Yani boşa çalışıyoruz. Şu anda harbi diyorum boşa çalışıyoruz. Yani. Yandık biz, bittik yani.
Motorine bir kez daha zam geleceğini duyunca tepki veren sadece Samsun'un nakliyeci Hayri Balta değil. Üretici de ektiği fiyattan biçemiyor yine mazot yüzünden. Biçtiği fiyattan da satamıyor. Sattırmalı, nakliyeci de aldığı fiyattan getiremiyor. Yine neden mazot? Kazancının çoğu yolda yakıta gidiyor ve sonunda olan tüketiciye oluyor. Ürünlerle birlikte zam da kamyonlarla taşınıyor sofraya. Her yer pahalı. Pazar da pahalı, manav da pahalı. Bir kamyon daha geliyor. Sebze orada 2 liraysa bu yakıtla buraya 7-8 liraya mal oluyor. Yurt içi üretim fiyatlarında enerjiye bakıyoruz. Yurt içi üretici fiyatları %43.96 artmış. Enerji ne kadar artmış? %62.38. Yani şu anda Türkiye'nin bir enerji problemi var. Enerji maliyeti var. Bir adam getirdi 3 lira diyor. Yaş üzümü 3 lira diyor, 3 lira. Orada 10 liraya satılıyor. Bilmem ne zam yap, zam yap. Üzümü gelince 3 kuruş, 5 kuruş zamdan bu iş böyle olmaz. Çiftçinin 2 yıldır ürününe biçilen fiyat aynı ama kullandığı mazot son 2 haftada 2 kez zamlandı. Pazartesi gelecek zamla da 8 lira sınırını aşacak. Motorindeki bu artışın nedeni dolar. Yani enflasyonun asıl tetikleyicisi. Domino etkisi kendini göstermeye başladı zam dalgasında. Türkiye bunu nasıl kaldıracak onu çok merak ediyorum. Türkiye bu 8 lirayı nasıl kaldıracak hani? 2008 yılında 147 dolar, ortalama 145 dolar petrol fiyatı bizi bu kadar etkilemedi. Niye? Dolar TL 1.20 idi. Bugün petrol fiyatı 84 dolar ama dolar TL 9 lira, 9.20. Onun için bu zamlar geliyor. Yani dünyada işte enerji krizi var, evet var. Ama unutmayın ki 12 yıl önce, 13 yıl önce bu petrol fiyatı 147 dolardı. Şimdi. Ben 1100 kilometre yol geldim, 1100 kilometre. Bunun otobanı var, bunun gişesi var, bunun yemesi var, bunun içmesi var, bunun vergisi var, bunun sigortası var, bunun kaskosu var. Bunu nasıl ödeyeceğiz biz şimdi? Ya şimdi bize bir yol göstersin, biz de o yoldan gidelim. Çiftçi de, nakliyeci de bir yol istiyor. Çünkü şu anki yollar daha da cep yakıyor. Ve yolun sonu daha yüksek enflasyona çıkıyor. Kademeli kademeli oradaki fiyat artışları enflasyon olarak hepimize yansımaya devam ediyor. Çok zor bir kış bizi bekliyor. Üretici bir yandan yüksek maliyetlerle tarım faaliyetlerini sürdürmeye çabalarken diğer yandan da tarım arazilerini kaybetme tehlikesini yaşıyor. İzmir'in Buca ilçesine bağlı Belenbaşı köyünde olduğu gibi. Köylülerin yıllardır ektiği topraklara rayiç bedeller çıkardı devlet. Ancak o bedeller köylülerin boyunu aşıyor. Dönümü 200 bin liraya varan arazilerini satın alamazlarsa ekemeyecekler. Biz buradan geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. İncirimiz var, zeytinimiz var. Biz ne yapacağız? 60 senedir eşimle beraber çiğin çiğine çalıştık. Ama gücümüz, yaşımız gitti, işimiz bitti. Daha devlete para ödeyeceğiz diye çalışıyoruz. Dededen toruna yaklaşık 80 yıldır ekip biçtikleri topraklarını kaybetme tehlikesi yaşıyorlar. İzmir'in Buca ilçesine bağlı zeytini ve inciriyle meşhur Belenbaşı köyünde parsel çalışması yapıldı ve 2022 Ekim ayında köylülere ödeme tebligatları gelmeye başladı. Üreticinin hazineden kiralayarak ektiği topraklar yüksek rayiç bedellerle satışa çıktı. Öyle ki dönüm başına 150 ila 200 bin lira arasında fiyat biçildi arazilere. Bu rakamları ödeyecek gücümüz yok diyen köylüler köy meydanında eylem yaptı. Tamam, her şeyin bir bedeli vardır. Ama bedeli de yerinde olması gerekiyor. Gece gündüz de ağrıyorum yerlerim ve milletim için. Yani sözüm bu kadar. Bizim kayınba 83 yaşında öldü. Ayağının cizmesiyle, naylon cizmesiyle. O zamana kadar, ben bu zamana kadar çalışmış. Biz de, ben gelin geleli 50 sene oluyorum. Çoluk çocuk hepimiz beraber çalışıyoruz. Yine de bu topraklarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bu bedelleri biz tarım kazancıyla, geliriyle alabilmemiz mümkün değil. Köylünün kazancı zaten ortada. Kazançları, birikimleri, tarlaların bedellerini karşılamaya yetmiyor. Dikkat çekmek için sıra sıra traktörlerini çektiler köy meydanına. Üstüne satılık ilanı asarak. Elimizde birer traktörümüz var, onu da satmak zorundayız. Lütfen bize bir yardımcı olun. Ben 61 yaşındayım. Yövmiye'den geldim. Bu tarlaları yövmiye parasını biz alabilir miyiz? Biz nasıl ödeyelim? Bizim canımızı mı alacaklar bunlar? Tarım alanları yok olmaktadır. Bu sorunlarımızı başta İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olmak üzere
bakanlık yetkililerine ilettiğimiz halde hiçbir sonuç alamadık. Köylüler bir yıldır fiyatlar yüksek diye her yere başvururken iddiaya göre bakanlık tarafından fiyat güncellemesi yapılarak %20 daha arttırıldılar ağaç bedeller. Hem geçim kaynaklarını kaybetme hem de o arazilerde bir daha tarım yapılmayacağı korkusunu yaşıyorlar. Satmak zorunda kalırlarsa da bu güzel arsalar, bu tarlalar talan edecek. Yetkililerden hiç kimse gelip köye haliniz ne diye soran yok. Ancak 5 sene de hatırlıyorlar bizi. Yakında seçim var. Seçimde hepsi gelecekler buraya. Ne yüzle gelecekler şaşıyorum. TOKİ 2015 yılında Arnavutköy Belediyesi'nden 2 milyon metrekare büyüklüğünde 100 arazi satın aldı. 150 milyon lira karşılığında ama 50 milyon lirasını ödemedi. TOKİ'nin 6 yıl önce aldığı o arazilerin ise bugün Kanal İstanbul projesinin tam merkezinde olduğu ortaya çıktı. 50 milyon liralık borcun yerine ise belediyeye bir başka bölgeden 79 taşınmazını devretti. Yani TOKİ belediyeyi zarara uğrattı. Arnavutköy Belediyesi ve TOKİ arasında yapılan protokollere istinaden toplam 142 bin metrekare alanlı 79 adet taşınmazın belediyemiz adına devrinin yapılması komisyonlarımızca uygun görülmüştür. Yüce Meclis'in onayına sunulur. Arnavutköy Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla iddiaya göre belediye zararı uğratıldı. Hem de TOKİ tarafından. AK Partili Arnavutköy Belediyesi 2015 yılında TOKİ'ye 150 milyon lira karşılığında Sazlıbosna'daki 100 arazisini satmış ancak TOKİ borcunun 50 milyon lirasını ödememişti. Borcuna karşılık belediyeye başka bir bölgede yer alan 79 taşınmazını devretti. Ama asıl dikkat çeken 6 sene önce TOKİ'nin aldığı o arazilerin Kanal İstanbul projesinin tam merkezinde yer alan en değerli arazilerden olması. 2015 senesinden itibaren Arnavutköy'de TOKİ yer toplamaya başladığını gösteriyor. Kanal İstanbul Sazlıdere Barajı'nın hemen yanındaki bir bölge imara açılmak isteniyor. TOKİ'nin Arnavutköy Belediyesi'nden satın aldığı Kanal İstanbul projesinin tam merkezinde yer alan arazilerin büyüklüğü 2 milyon metrekare. Yani hem devasa büyüklükte bir alan hem de konum olarak çok değerli. Şu an için alınan arazilerin yerleri tam olarak bilinmiyor. Ancak var olan projelerde ve planlarda o araziler hem konut alanı hem de ticari alan olarak gözüküyor. Üstelik 2015 yılında bugün metrekare değeri 500 lirayla 1000 lira arasında değişen araziler o dönemki değeri yerinin bile çok altında bir fiyata TOKİ'ye satılmış. O dönemde de metrekaresi taşınmazın ortalama 200 ile 300 TL arasında değişiyordu. Metrekaresi ki o zaman 200 TL olan taşınmazlar 75 lira gibi düşük bir bedelden TOKİ'ye devrediliyor. TOKİ borcunu ödemeyince Arnavutköy Belediyesi ile yeniden masaya oturdu. 50 milyon liralık borcuna karşılık TOKİ 142 bin metrekare büyüklüğünde 79 adet taşınmazı belediyeye devretme kararı aldı. Ama Sazlıbosna'dan aldığı arazileri değil Arnavutköy'ün ücra köşelerinde yer alan arazileri. Ödemesi gereken paraya da hiç faiz işletilmemiş. Buna rağmen 50 milyonu geri öderken 666 bin metrekare iade etmesi gerekirken 142 bin metrekare taşınmazı iade etmek istemiş. Bugünkü değer üzerinden bunun hesaplanıp mahsuplaşması gerekir. Karar Arnavutköy Belediye Meclisi'nde geçen hafta oylamaya sunuldu. CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin kamu zararı gerekçesiyle verdikleri red oylarına karşı AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Önümüze getirilen 79 adet taşınmaz ki 142 bin metrekare yapıyor bu taşınmaz. Buna karşı çıktık ve kamu zararı oluştuğunu ileri sürdük. Zonguldak Valiliği hükümet konağının ön cephesindeki Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yazılı olduğu levhanın valilik kapısındaki mazgalı örtmek için kullanıldığı ortaya çıktı. İddialar için önce hitabenin özenle korunduğunu belirten valilik bu kez sorumlular hakkında inceleme başlattı. Valiliğin dış cephesinde asılı olan gençliğe hitabe birkaç yıl önce bakım onarım gerekçesiyle kaldırıldı. Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Mazgalların üzerine gençliğe hitabe kesilerek, ters çevrilerek konmuş durumda. Valilik iddiayı önce yalanladı. Bakanlık da özenle korunuyor dedi ama o iddia doğru çıktı. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin ters çevrilip valilik kapısındaki mazgalı örtmek için kullanıldığı anlaşıldı. Valilik bunun üzerine geri adım attı, inceleme başlattı. Atatürk'ün gençliğe hitabesinin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde
Sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır. 4 yıl öncesine kadar Zonguldak Valiliği hükümet konağının ön cephesinde duruyordu Atatürk'ün gençliğe hitabesinin yazılı olduğu levha. Tadilat nedeniyle levha kaldırıldı. Yerine de Alaplı ilçesindeki dünyanın en yaşlı porsuk ağacının çam mozaiği konuldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz 7 ay önce meclise soru önergesi verdi. Hitabenin nerede olduğunu ve yerine tekrar ne zaman konulacağını sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan cevapta eserle ilgili çürümelere karşı gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi. Valilik de hitabenin özenle korunduğunu belirtti. Ancak Atatürk'ün gençliğe hitabesi özenle korunmak bir yana ayaklar altındaydı. Valilik kapısının önündeki mazgalın üstündeydi. Levha kesilerek ters çevrilmiş ve herkesin ayak bastığı bir yere konulmuştu. Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Verilen yanıtın doğru olmadığı açıkça görülüyor ve aynı zamanda da büyük bir saygısızlık. İddiaları önce yalanlayan valilik bu kez sorumlular hakkında işlem yapılması için harekete geçti, inceleme başlattı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte koronavirüs aşısız gençler arasında hızla yayılmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni vakalar içinde gençlerin oranına dikkat çekti, aşı çağrısında bulundu. Baktığımız zaman gençler ve çocuklar arasında gittikçe hastalığın daha yaygın hale geldiğini görüyoruz. Bu Delta varyantı da çok daha belirgin hale geldi. Gençlerde ve çocuklarda çok daha fazla COVID olgusu görüyoruz. Yeni varyantların etkisi, okulların ve üniversitelerin açılmasıyla daha hızlı yayılmaya başladı koronavirüs. Hedefinde aşısız gençler ve çocuklar var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni vakalar içinde gençlerin oranına dikkat çekti. Aşı çağrısında bulundu. Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor. Hastaneye yatışlar bu yaş gruplarında artmaya başladı. Olgu sayısının artmasıyla bazı ciddi olgular görmeye başladık. Hatta 20'li 30'lu yaşlarda maalesef işte yoğun bakıma verdiğimiz veya kaybettiğimiz hastalarımız oluyor. Gençler arasında düşük seyreden aşılama oranıyla birlikte yoğun bakımlardaki yaş ortalaması da düşmeye başladı. Artık genç hastalarda yoğun bakımlarda hastalıkla mücadele ediyor. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 212 kişi daha hayatını kaybetti. 28.537 de yeni vaka var. Maalesef bundan 3-4 hafta önce herhalde 30 yaşında aşısız bir hastamızı maalesef COVID'den yoğun bakımda kaybettik. Çift doz aşılama oranında hala çok geride Türkiye. Nüfusun sadece %56'sı çift doz aşılanabildi. Toplumsal bağışıklık için %80'in üzerine çıkmak gerekiyor. Hasta sayısının çok olduğunu görüyoruz ama ölüm sayılarının sabit olduğunu görüyoruz. Ölüm sayıları da çoğunlukla aşısız veya yeterli aşısı olmayan kişiler risk altında. Artık aşısızlar önemli risk altında. Ve son 24 saate ait COVID-19 tablosunu görüyorsunuz. Verilere bakalım. Test sayısı 341.426. Vaka sayısı 24.114. Çok yüksek hala. Vefat sayısı 186. Allah rahmet eylesin. 186 can daha bugün hayatını kaybetti koronavirüs sebebiyle. İyileşen sayısı 24.403. Sayın seyirciler, Türkiye genelinde 83 binden fazla böbrek hastası var. Salgın döneminde bağışıklık seviyeleri düşük olan böbrek hastalarının 5'te biri koronavirüse yakalandı. Sapasağlam olup aşısızken hastalığa yakalananların ise büyük kısmında akut böbrek bozukluğu oluştu. Yani virüs akciğer gibi böbreklere de tutunabiliyor. Türk Nefroloji Derneği koronavirüsün böbrekte bıraktığı hasara ve risklere dikkat çekti. Hastalarımızın ciddi bir kısmında böbrek yetersizliği meydana geldi. Böbrek yetersizliği vakaları %20 ile 50 kadarında oluştu. En önemli COVID'in tuttuğu organların başında akciğerler ve böbrek geliyor. Yalnızca akciğerlere zarar vermiyor koronavirüs. Virüsün tutulumu böbreklerde de oluşabiliyor. Koronavirüs bazı hastalarda akut böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. Eğer aşı da yoksa
etkisi ölümcül boyutlara ulaşabiliyor. Ayaktan olan bir hastada da COVID sonrası böbrek fonksiyonunda bir miktar kötüleşme olabiliyor. Bu da yine en az 3-4 kat ölüm riskini arttırıyor. Türk Nefroloji Derneği 38. Kongresinde bir araya geldi uzman isimler. Salgın gölgesinde hasta takipleri, tedavileri en önemli gündem maddeleriydi. Uzmanlara göre COVID'le birlikte akut böbrek hasarı sağlıklı olanlarda da meydana gelebiliyor. Hastanede yatan hastalar, özellikle yoğun bakımda yatan hastaların ölüm nedenlerinin en başında böbrek etkilenimi, böbrek tutulumu, akut böbrek hasarı meydana geliyor. Şeker hastalığı, hipertansiyon hastalığı gibi kronikleşen hassas hasta grupları için tehlikenin boyutu daha da büyük. Özellikle kronik hastalıklarla gelişen böbrek yetmezliği bulunan hastalar için durum salgında daha da riskli. Bu nedenle de aşılama önemli. Ama bir bölümü tedavi takibinden bile vazgeçmiş durumda. Yılda 4000 yeni böbrek hastasına tanı konulurken pandemi nedeniyle hastanelere, kontrollere gitmeyenler nedeniyle bu sayı 2500'e kadar geriledi. Böbrek nakli hastalarımız aldıkları ilaçlar nedeniyle antikor yanıtı oluşturamadıkları için, yeterli bağışıklık oluşturamadıkları için tekrar tekrar aşı olmaları gerek. Hemodiyaliz hastaların neredeyse %20'sinde enfeksiyon gözüktü ve ölümcüllük genel popülasyona göre çok daha yüksekti. %20-25 oranında COVID'e bağlı ölüm olduğunu tespit ettik. Bu bulgular bize bu hasta grubunun ne kadar kırılgan olduğunu ve korunması gerektiğini göstermekte. Yani diyalize bağlanan böbrek hastalarının 5'te 1'i koronavirüse yakalanırken COVID olan 4 böbrek hastasından biri ise hayatını kaybetti. Uzmanların önerisi ise ortak: maske, mesafe ve temizlik, ama en önemlisi tam doz aşılama. Aşı bizi enfekte olmamızı, hani hasta olmamızı tamamen engellemiyor. Ama aşı en önemlisi, hasta olsak bile ölüm oranlarını çok düşürüyor. Asıl önemli olan da bu. Çünkü vücudun bağışıklık sistemini silahlandırıyorsunuz. O ortamda o virüsle karşılaştığı zaman ileri yaşta bile olsanız hani hayatta kalma şansınızı arttırıyorsunuz. SMA hastası bebekler için tek umut yurt dışındaki gen tedavisi. Aileler hem Sağlık Bakanlığı'nı tedavinin işe yaradığını ikna etmeye çalışıyor, hem de SGK'nın karşılamadığı ilacı alabilmek için döviz artışıyla mücadele ediyor. Bakacağım mı? Good job. Ready? Come up, 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 up. Kalk babacığım. Ayakta duramıyordu. Şimdi ise rahat bir şekilde durabiliyor. Kilosunu kontrol altına almaya başladık. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Deniliyor ki elimizde yeterli bilimsel veri yok. Eylül ve Eylül gibi bu ilacını alan bir sürü bebeğimiz var. Bunlar en büyük kanıtı. Henüz %51 olabildik. Acil şekilde ihtiyacımız olan bu ilaca ulaşmak bizim için çok zor. Yurt dışındaki gen tedavisiyle sağlığına kavuşan SMA hastası Eylül, ailelere göre ilacın işe yaradığının en büyük kanıtı. Ancak SMA hastası bebeklerin aileleri hem Sağlık Bakanlığı bunu görsün diye mücadele ediyor, hem de vakit daralırken kampanyayla tedavi parasını toplamaya çalışıyor. Eylül'ün tedaviye ulaşana dek yaşadığı süreç ailelerin hastalığın yanı sıra döviz artışıyla da mücadele ettiğini gösteriyor. 3 ayda bitirebileceğimiz kampanya 7,5 ay sürdü. Şu anda sanırım 22 milyon TL gibi bir rakama ihtiyaçları var. İkizi henüz 20 günlükken SMA hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti Eylül bebeğin. Aynı acıyı yaşamamak için ailesi Ağustos 2020'de kampanya başlattı. 2 milyon 200 bin dolar yaklaşık 16 milyon liraya denk geliyordu. Dolardaki yükseliş sürdü. 18 milyondan fazlasını toplamak zorunda kaldılar. Ancak bugün kampanya yapan ailelerin 20 milyon liranın üstünde paraya ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreç sadece hastalıkla da sınırlı kalmıyor. Doların her günkü hızlı yükselişi de Bedia Ferhan'ın kampanyasının ilerlemesine mani oluyor. 16 aylık Bedia Ferhan'ın ailesi de bir yıldır parayı toplamaya çalışıyor. Ancak hedefleri her geçen gün uzaklaşıyor. Oysa SMA hastası bebeklerin kaybedecek vakti yok. Kasları günden güne eriyor.
Gen tedavisinin yaş ve kilo kriterine takılmamaları için aileleri vicdanlarıyla baş başa kalıyor. Bir anne ister ki çocuğuna bir kaşık daha çorba fazla yedirsin, bir kaşık daha fazla yemek yedirebilsin. Biz az yesin, kilo almasın diye uğraşıyoruz. İzmir'de yaşayan Duru Meriç tedavi için yaş kriterini aştı. Yarım kilo daha alırsa yurt dışından kabul görmeyecek. Ailesi zamanla ve dövizle yarışıyor. Biz kendi yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan utanıyoruz. Duru'yu aç yatırmak gerçekten beni vicdanen çok zorlayan bir durum. İnşallah tedaviden sonra bunların hepsi düzelecek. Sayın seyirciler, şimdi sizlere yüreğinizi ısıtacak bir haber aktaracağım. Vicdanı büyük bir itfaiyecinin bir sokak hayvanı için verdiği mücadeleyi. Ama önce sizlerden bir ricam olacak. Kış geldi artık. Bugün İstanbul'da bizler iyiden iyiye hissettik. Sokak canlarımızın bize çok ihtiyacı var. Çünkü onlar özellikle kış aylarında barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Soğukta kediler alt, köpekler 17 saat aç kalırsa donarak ölüyorlar. Maddi durumunuz yoksa bile evinizde artan yemekleri ve bir kap suyu apartmanınızın evinizin önüne koymayı ihmal etmeyin lütfen. Efendim, şimdi bu gece kandil, Mevlid kandili pardon, özür diliyorum, haberimizi aktaracağım önce sizlere, biraz önce bahsettiğim haberi. Ondan sonra kandilinizi inşallah mübarek edeceğim, kutlayacağım. Efendim, İstanbul'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangında bir kedi mahsur kaldı. İtfaiye erleri dumandan etkilenen kediyi bulduklarında cansızdı. Bakın o kedi hayata nasıl bir mücadelenin sonunda döndü. İçerken zaten bir tane kedi varmış, bir de güvercinler falan vardı. Alevler arasında kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı. Bir atölyede çıkan yangında bir kedi ve 15 güvercin mahsur kaldı. Güvercinler telef oldu ama itfaiye erinin kalp masajı ve ilk yardımıyla kedi hayata döndü. İstanbul Sultan Gazi'de bulunan bir tekstil atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kahvaltı yaparken bir anda arkana ses geldi. Balkona çıktım. Baktım arka yan binadan alt taraftan duman çıktığını gördüm. Kapıyı açtık. Duman daha çok yükseldi. İtfaiye aradık. Atölyede kimse yoktu ama içeride bir kedi ve güvercinler vardı. İtfaiye erleri kediyi cansız halde buldu. Kalp masajıyla hayata döndürdüler önce. Sonra bir ağacın dibindeki suyla müdahale etti. Ardından da temiz su getirildi. Dumandan etkilenen kedi böylece gözlerini açtı. İtfaiye erleri kediye elleriyle su içirdiler. İlk yardımla hayata döndürülen kedi için veteriner çağrıldı. Kedi çok duman almış, çok duman almış. Üzerini kapatsana, kaçmasın. Mevlid kandiliniz mübarek olsun diyerek araya gidiyoruz. Efendim, Fox hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Yalancılar ve Mumları ile devam edecek. Yeni bölümüyle iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.